Hanımlar, beyler, Özgür Demir ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. GTA 5'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Trevor karakterini kullanıyoruz şu anda, yönetiyoruz. Helikoptere atladık ve şimdi görevimize odaklanalım. Bu arada siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Okul nasıl gidiyor? Çalışıyorsanız iş nasıl gidiyor? Umarım her şey istediğiniz gibi gidiyordur. Beni soracak olursanız Allah'a çok şükür iyiyiz. Halimiz, keyfimiz iyi. İşte böyle işten güçten zaman bulunca GTA'da biraz böyle kafa dağıtıyoruz. Aslında gerçek hayatta yapmak istediklerimizi burada yapıyoruz yani işin gerçeği. Helikopter sürmek mi istiyoruz? Açıyoruz GTA'yı oynuyoruz. Araba sürmek mi istiyoruz? GTA'yı açıp oynuyoruz. Biraz sanal da olsa, şey de olsa tadını çıkartmaya çalışıyoruz hayatın işte. Şöyle buraya geleceğim de buraya gelmeden önce aslında ben şeye geçmem lazım. Görev yapmam lazım. Bir an önce göreve odaklanmalıyım. Görev benim için daha önemli çünkü T diyor. Burası Trevor'un evi değil miydi? Şurası. Şurasıydı değil ne? Aman aman dikkat. Bu bir de tabii sürmesi birazcık daha zor. Şöyle yan tarafa doğru geçeceğim. Pervanesi kopacak sandım da. Şu an için bir şey olmadı Allah'tan. Ama şeyi güzel yapmışlar tabii, o mantığı çok iyi yapmışlar. Evimize geldik. Şimdi burada bizi bekleyen bir görev var mı ona bakalım bir. Şuradan bir geçelim. Trevor'a bir takım elbise giydirdik biraz kendine gelsin diye. Trevor bir. Trevor ne? İyi bir adam. But I'm scared that she's gonna leave me. I mean, this is her place, and the fornicating? There's Mr. Raspberry Jam. Whoa! Whoa! Now, Mr. Raspberry Jam, he died a noble death, bringing great joy to a lonely man. Neyse, şimdi buralara atlayacağım ben. Senaryoya odaklanalım çünkü burada tuhaf tuhaf konuşmalar var. Ben sevmiyorum o şeyleri. Biraz bir oyunun biraz böyle bir ağırlığı olması lazım. Şimdi rıhtıma 400 rıhtım 400'e git diyor. Bizim görevimiz şu anda o. Hani şeyi zaten müzikleri kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü radyoyu kapattım. Müzikleri kapatmam benim için de iyi oldu. Çünkü şundan dolayı en ufak bir müzik çaldığı zaman YouTube asla affetmiyor. Hemen telif hakkı da bulunuyor ve zaten yeni başlayacaklara veya YouTube'la ilgili bilgisi olmayan arkadaşlara şunu söyleyeyim. Yani bütün herkes YouTube'a yöneliyor. Çok böyle aşırı miktarda para kazanıyor zannediyorlar herhalde. Aslında öyle bir şey yok. Yani çok çok izlenirseniz iyi bir kazanç sağlayabiliyorsunuz YouTube'da. Telif hakkına giriyor hemen müziklerde. Ona dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki benim şöyle düşünüyorum bu konu hakkında. Aslında bir anlamda iyi. Yani telif haklarını bu kadar iyi yönetmesi YouTube'un şöyle iyi. Çünkü ileride siz bir müzik yapsanız veya emek harcasanız bir şeye sizin hakkınızı her şekilde koruyor. Bunun için iyi bir şey geliştirmiş, yasa geliştirmiş. Sabahın erken saatleri bu arada. Şuradan bir geçelim. We don't know what's in the containers. They certainly don't put price tags on them. Have you noticed anything? Sabah erkenden uyanmışız, işe gidiyoruz. Öyle düşünün. Herhangi bir şey fark ettin mi? Etrafta boş boş gezinen
Meriwether adamları vardı. Mandy Weather güvenlik danışmanlığımı yeni dünya düzenini özel ortası diyor. Dünya çapında 20 ülkeden dışarıdan destekleyerek insanlar savaştır. Şimdi Amerikan topraklarından mı operasyon düzeni? Onlar gibi duruyor diyor. Bir yandan araba, yani limanda özel kuvvetler var. Peki neyi koruyorlar? İşte arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Bir yandan alt yazıyı okuyorum, bir yandan araba sürmeye çalışıyorum ya. Oyunda bile dikkatim dağılıyor. Niye derseniz. Düşünün, bir de elinizde cep telefonu var. Araba sürerken çok çok yanlış bir davranış. Araba sürerken kesinlikle cep telefonuyla falan uğraşmayın. Hem cezası var, hem de dikkat etmek gerekiyor insanın. Şuradan şu tarafa doğru gideceğiz herhalde. Şuradan geç ya. Pekala, bir göz atalım bakalım dedi. Trevor'un yazdıklarını bir yandan okumak istiyorum ama. Şuradan geçelim. Araba bu, şunu söyleyeyim. Araba 3 kişi bindi ya, araba ağırlaştı. Arabanın ağırlaştığını fark edebiliyorsunuz. Şuradan bir geçelim. Oğlan dümdüz gidiyorum. Kimse içeri girmeye de çıkamaz. İmkanı yok diyor. Bakalım biz içeri nasıl gireceğiz. Go park and get the dispatch. Yep, will do. Go park and get the dispatch. Shift's about to start. Hadi baş. Ustabaşının yanına park et diyor. Ustabaşının yanına park et. Hadi bakalım. Ustabaşı geliyor. Giriş için kayı yaptırmalıyım diyor. O Floyd, bu işi gerçekten hızlı bir şekilde bozulabilir diyor. Bunlar burada çalışan elemanlar, emekçiler. Artık döküntünüz var. Temizleme ekibine bir boş birim var. Wade, burada sıcak bir yemek için yapamayacağı şey yoktur diyor. Umarım sağlam midem vardır evlat. Gir içeri. Floyd'u takip et. Vay be, bu görevi hatırladım. Yıllar öncesine gittim. Nostalji yaşadım şu anda. Nostaljinin doruklarına çıktık. Yıllar öncesine gittim. Burada geri kop. Tabi o zaman oyunu İngilizce oynuyorduk. Şimdi senaryoya birazcık daha hakim oluyorsunuz. Türkçe olduğu için, Türkçe alt yazılı olduğu için. Peki acelesi olan bir adam nasıl buraya girip çıkabilir? 15 metre. Sahil güvenliğin dönüşü hızlı mı? Sahil koruma botları 45 metre boyunca deniz araçları, hava destekleri var. Onlardan daha az hareket edemezsin. Size bir şey taşıyorsan belki de sana de... Büyüyü iyice kapattıklarını söyledim sadece. Tamam. Sana bahsettiğim yük gemisi bu. Konteynerin... Sadece içinde ne olduğunu bilmiyoruz fakat... Bunlar ordu için işaretlemiş olanlar, hükümet için. Tuhaf şeyler var mı? Hükümet sıcak karlı adamın başını belaya sokar diyor. Beni meraklandırmaya başlıyorsun. Oradalar, saat 2 yönünde görünüşe göre Forrest'in bazı Meriwether adamlarıyla başı belada. SS Bulker. Geminin adı. Say, siz iki taşıyıcı. Aracınızda iki adama ihtiyacımız var. B bölümünüzü birkaç konu F bölümesine taşımadık. Rica sorusu değil. Binin şunu hemen. Ya hadi binelim bakalım. Çayımdan da bir yudum alayım bu arada. Siz nasılsınız arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Şuradan. We don't get the containers. They're gonna check your card. I'm getting nervous. Endişelenmeye başlıyorum diyor. Bu arada bir chat'e bakayım mı gelen mesajlara. Abi kasa açar mısın? Açacağım onu 5 olduktan sonra açacağım. 5'e bir toplansın, ondan sonra onu güzelce açarım, bir şey yaparım, ödülleri paylaştırırım size. Şurada niye? Bir saniye. Burada. Tamam, en üste gelmiş mesaj. Yenilediğin zaman şey mi yapıyor? Tamam, oyunumuza
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şunu da bakayım şöyle bir. Tamam. Şimdi. Relax. Not always, sir. Just around you. Yani bunu böyle kaldır bindirir. Şimdi şuraya mı gideceğiz? He better hold it together. Stick to the story. Ama çok ağır hareket ediyor. Onu söyleyeyim, duydum. Boys on a waste clearance crew. He's never happened when he's neck deep in shit. Gitmemiz gereken yer orası mı? Şunlar mı bizim taşıyacağımız kasalar? It's those containers. B. Bunlar B bölmesi konteynerları. Tamam. Yok, tam istediğim gibi taşıyacağım şöyle. Please, just don't. Be careful. Hook it up. That's it. Now we got to bring it over to Bay F. F bölmesine götürmemiz gerek. Artık taşıma işini gerçek. Bir oyuncak değil efendim. Bu ağır makine diyor. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Oo, bayağı bir... Ne oluyor ya bu? Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Bir anda böyle bir... Oho. Şuradan bir geçelim şöyle bir. Aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Şuradan bir sol yapayım. Hoş geldiniz. Aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Nasıl gidiyor? Vallahi bir, hiç beklemedim ha. Sabahın bu saatinde erkenden herkes bir anda böyle toplandı geldi. Hadi bakalım şuradan konteyner yükleme bölgesine yerleştir. Dedim canım sıkıldı bir. Vay. Teşekkür ederim. Allah'a şükürüyüm kardeşim. Çok teşekkür ederim. Bura böyle bir. Oo. Vallahi var ya. Teşekkür ederim. Dur hepsini okuyacağım değil mi? İyi yayınlar, çok teşekkür ederim Serdar kardeşim. Nurcan anne diyor, oradan geldik diyor. Teşekkür ederiz. Nasıl, ben deyim. Aleyküm selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Okuyor musunuz? Oo, konteyner. Mesaja bakayım diyor, konteynere direkt geri attım var ya hiç. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yeniden dene diyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kapalı, şundan etsem nasıl oluyor? Gözlem yapmam için geldi düşünmüştüm. Şuradan konteynerleri alalım. Ben de iyiyim. Çok şükür. Bir öyle bir GTA yayını açayım dedim ondan sonra. İyi ki de açmışım yani. Canım sıkılıyor. Dedim ki ya bir GTA yayını açayım. Bir bakayım ne var ne yok. Ondan sonra siz geldiniz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepsini şu anda iyi yayınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Buradan artık bir çorba içmeye gideriz ya. Sabah sabah değil mi? Bir mesaj yazayım. İyi yayınlar, çok teşekkür ederim kardeşim, sağ olun. Şunu bir kaldıralım. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Okuyor musunuz? Okuyorsanız okul nasıl gidiyor? Çalışıyorsanız iş nasıl gidiyor? Herkes bir koşturmacanın peşinde. Hayat mücadelesi. Koşturmaca. Kimi okuyor, kimi çalışıyor, kimi... Ondan sonra... Herkesin bir görevi var bu hayatta, yani öyle söyleyeyim. I know why they call them handlers, because they handle like a dream. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery.
Thank fuck I'm high as a kite. Şuradan bir devam edelim, şunu kaldıralım. Valla beni sormuşsun arkadaşlar, ben iyiyim çok şükür. İyi gidiyor. Mesajlara bakayım. Ona kadar arkadaşım, teşekkür ederim, adil oldu. Aynen. Teşekkür ederim yani, aynen. İyi yayınlar, iyi sabahlar. Çok teşekkür ederim. Yeni mesajlar da. Adam görev unuttu. Vallahi öyle oldu. Zaten biraz önce de şeyi düşürdüm. Konteyneri düşürdüm aşağıya. Direkt şeye daldım böyle. Sizin mesajlarınıza daldım. Önemli oyun zaten, önemli olan zaten sohbet, muhabbet. Yani bakmayın, biz oyunu oynuyoruz da zaten bu oyunu yıllar önce oynadım. Bitirdim. Önemli olan sohbet, muhabbet. Sohbet, muhabbet olunca daha keyifli oluyor. Bir şeyler hayatta paylaşınca daha güzel oluyor. Daha anlamlı ve daha güzel. Daha hoş oluyor yani. Bunu nereye bırakıyoruz? Şu aşağı indiriyorum. Küt diye atmayın biraz önce. Şunu atıyorum şöyle. Bu tamam mı? Adam görevi unuttu, aynen. Vallahi siz her gün böyle gelin ya, böyle ziyarete gelin, ne güzel. Yani ben zaten, siz her gün gelin, ben her gün yayın açayım, her gün böyle sohbet muhabbet edelim. Önemli olan sohbet muhabbet. Şuradan bir sol yapalım, şu konteyneri de alalım. Şöyle bir çevirelim bunu. Hayırlı sabahlar, çok teşekkür ederim, sağ olun. Şuradan şunu da aldık mı tamamdır herhalde. Hatırladığım kadarıyla. Ya varadan 2013. Bayağı bir zaman geçti ya. Kutuyu açalım. Kutuyu yayındaysanız iki kişi mi? Ödülleri dağıtıyorum arkadaşlar. Şu anda ödüller dağıtılıyor. Şu anda kutuyu açtım. Artık kimin şansına ne gelirse dağıtıyorum yani. Konteyner değil de ben de kutuyu açtım. D-Live'den kutuyu açılışını yaptım. Twitch'ten de takip edebilirsiniz. Beni YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Şunu da şöyle. Ödüller dağıtıldı mı? Bir saniye. En şanslı takipçiler. Anladım. Hadi bakalım şuradan bir bakayım. Hadi şöyle bir indiriyorum bunu. Buradaki işim biterse montaj kulesine çıkacağım diyor. Şimdi buradan öbür tarafa mı gideceğiz? Ha, şuraya gideceğiz. Ha. Şu karşıya gideceğiz. Doğru doğru. Şu şurada bir dursun. Köşeye bir yere alalım bunu. Tamam. Ben bastım ama hiçbir şey ne diyor? Gelmedi diyor. Ama olsun. Dağıttım ama ben de. Şöyle söyleyeyim. Biraz önce dağıttım. Nasıl gelmedi onu anlayamadım. Yani gelmesi lazımdı. Neyse gene biriktiririz ya. Sağlık olsun. Önemli olan sohbet muhabbet, öyle değil mi? Chat'e yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Şöyle bir bakalım. Chat'e bakalım bir yandan da. Bir yandan da olsun, gülücük göndermiş. Kimseye gitmediğini gösterdi liste. Olsun ya, sorun değil ya. Hani niye böyle bir şey oldu ben de anlamadım ama dağıttım ben. Yani direkt kutuyu açılışını yaptım. Şans, kader, kısmet, hayattaki hayat gibi yani. Hayat gibi düşünün. Hayatta da bazen istediğim bir şeyler olmayabiliyor veya gerçekleşmeyebiliyor. Bu adam bize bir şey diyor. Burada bir şey mi yapacağız? Ben şimdi şunu mu yöneteceğim? Yok, şuradaki makineyi yöneteceğim. Peki buraya niye geldik? Amaç ne burada?
Ha, şu aşağıdaki şeye çıkacağız. Doğru. Doğru, oraya çıkacağız. Teşekkür ederim. Melis, teşekkür ederim. Aynen doğru söylüyorsun. Bizlik bir şey yok yani, kendiliğinden olan bir şey. Oyunun kendisiyle alakalı bir durum. Ha, buradan şu aşağı inecekmişiz. Pardon. Ya şimdi GTA 5'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kontrol yapacağız. Evet, olsun. Birazcık daha toplansın bu sefer. Şimdi bunu hareket ettirebiliyorsun böyle. Ve tuşuyla görünümü değiştir. Şimdi biz ne yapacağız? Daha ticari hareket ettirmek için şununla da mı böyle yapıyoruz? Ne? Ben şu ileride, şunu bir sen, ha, yukarı, aşağı. Tamam, anladım. Ama alacağımız şey nerede? En baştaki konteynerları alacağız, değil mi? Tamam. Ben hiç bilmiyorum bu oyunu. Bu oyunu şey, GTA 5. Yani kesinlikle bilmen gereken bir oyun. Melis. Yani bu zaten herkesin oynadığı bir oyundur ya. Güzel bir oyun GTA 5. Şöyle yapalım. Şunu mu alacağız? Güzel de. Bunu alacağız değil mi? Onu al. İyi kavran. Şimdi diğer konteynerlere çarpmadan onu iyice kaldır. 5 numara bölmeye götür. Ha, anladım. İyiden iyi. Ne oldu? Ha, şöyle götürüyoruz aynen. 28 yaşındayım ben. Başka oyunlarda oynuyorum. Evet, diğer oyunlarda oynuyorum. Genellikle işte böyle şey, hikayeli oyunlar daha çok seviyorum. Ya aslında hayatımızda bir oyun, öyle söyleyeyim yani. Buraya mı indiriyoruz? Kamyonun çevresine göre hizala diyor. Kamyon şurada. Yavaş yavaş indir. Sıfırlamam lazım onu benim, ha. Şöyle iyi mi? Ağır ağır indiriyorum. Ağır ağır indiriyorum ben onu. Şimdi kutu yine biriksin. Kutuyu gene açarız. Ben kendimden bahsedersem ben doğma büyüme Ankaralıyım. Ankara'da yaşıyorum. Biraz da size kendinizden bahsedebilirsiniz arkadaşlar. Chat'e yazabilirsiniz. Hepsini okuyacağım. Bir yandan zaten gözüm chat'te, bir yandan da oyunda. Öyle söyleyeyim. Bak, sıfırlamak için şöyle yapacağız. Ve az bir şey daha indireyim mi? Yavaş. Bu güzel. Çek şunu. Bir de yetenekli olmadığını söylemiştin diyorum bana. Bizi diğer tarafa geri götür. Bak, güzel. Aslında ben PUBG oynuyorum şu aralar, aynen. Ben de PUBG'nin şeyini oynuyorum. Şey var diyor. Light, PUBG Light. Telefonda oynamıyorum da, telefondaki biraz şey istiyor böyle. PUBG Light oynuyorum. Ay, PUBG güzel. Yani tüm dünyada başarı sağlamış bir oyun. Binlerce insan PUBG oynuyor. Güzel bir şey var. Hani 100 tane insanın, 99 tane insanın. Evet, benim doğma büyüme işim Yalovalı olduğundan Yalovalıyım artık. Yaşım 35. Ne güzel. Hani böyle benim kuşağımdan, hatta benden ondan sonra 28, evet, güzel. Yani benim kuşağımdan birinin beni takip etmesi, sohbet etmemiz güzel. Güzel yer. Yalova güzel yani. Güzel yerlerden bir tanesi. İstanbul'u severim yani. İstanbul'a yakın zaten Yalova. Şöyle bir şuradan bir dönüş yapalım. 30 yaşında kızım var. Maşallah. Allah sağlıklı, mutlu, huzurlu ömürler versin Melis. 9 yaşında kızım var demiş.
Ne güzel ya. Dünyada evlat sahibi olmak ne güzel bir duygu ya. Yani onun kokusu böyle, yani düşünsenize işten geliyorsunuz eve, ondan sonra eskiden, evet, her şey eskiden daha güzeldi. Amin cümlemiz, aynen. Yani bir evlat sahibi olmak dünyadaki en büyük mutluluklardan bir tanesi bence. En büyük zenginliklerden bir tanesi. Hani insan her şeye sahip olabilir. Ama evlat demek en büyük zenginlik demek. Çünkü şöyle söyleyeyim. Baba filminde diyor ya. Baba filmini çok severim bu arada. The Godfather filmi. Şey. Dünyadaki en büyük servet ailendir diyor. Yani evlatların. Yok bizde. Bende daha yok. Biz daha evlenemedik. Nasip kısmet ya, evlilik. Aslında dünyadaki en güzel şey bize nasip olmadı daha. Yani belki de olur, belli olmaz yani. Ama isterim ben de hayatta bir düzen kurmayı, çok en çok istediğim şeylerden bir tanesi yuva kurmak, evlenmek, onu söyleyeyim yani. Evladımın olmasını da çok isterdim, bir baba olmayı. Çok çok isterdim. Onu söyleyeyim yani. Şöyle bir aşağı indireyim. Amin. Allah bana da nasip etsin. Kesinlikle. Yani bize de nasip etsin ya. Bizim de bir evladımız olsun yani. Kesinlikle. Allah bize de nasip etsin. Şuradan bir indireyim bunu. Şöyle bir bakalım. İndiriyorum. Harar indirdim. Tamam mı? Ha, bu görev tamam. Artık bunu gönül rahatlığıyla, tamamdır. İşim bitti, mola zamanı diyor. Bir mola versin Trevor. Manzara ne dersin ha? Çocuklar birkaç fotoğraf çekeceğim diyor. Geçidin sondaki gözetleme noktasına git diyor. Geçidin sondaki gözetleme noktası şurası ha. Şuraya doğru geçeyim. Şuradan bir çıkalım. Şöyle bir devam edelim. Başka neler yapıyorsun Melis? Nasıl gidiyor hayat? Yani zaten bütün çoğunlukla herhalde çocuğuna, evladına bakıyorsun. Onun haricinde iştir, güçtür, onlar devam ediyordur. Başka neler yapıyorsan burada yazabilirsin. Şimdi burada ne yapıyoruz? Fotoğraf mı çekeceğiz? Telefona kamera, ha, tamam. Fotoğraf çekeceğiz burada. Aynen öyle. Geminin ön tarafını, fotoğrafını çek. Bu tamam mı? Güvertedeki korumalardan birinin fotoğrafını çek. Devam de. Güvertedeki korumalardan bir tanesinin fotoğrafını çek. Şu mu? Güzel. Onu da fotoğrafını çektik. Uzaktan geminin arka tarafının fotoğrafını çek. Şöyle. Bunu da çektik. Görevleri böyle ağır ağır tamamlıyoruz. Fotoğrafları Ron'a gönder. Foto gönder. Ron. Ron nerede? Ron'a gönderildi. Vay. WhatsApp'tan gönderiyoruz direkt. Vinci rıhtıma doğru alçat. Vinci rıhtıma doğru alçat. Nerede Vinci? Vinci rıhtıma doğru alçalt dedi. Rıhtıma doğru, tamam. Fotoğraflar alındı. Patron bilgiler ortaya çıktığı zaman sana döneceğim Roan. Tamam. Vinci. Burada bir şey var. Dur bir saniye. Şöyle yapalım. İyi bak, Allah'a emanet ol. Melis çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Geldiğin için muhabbetin çok güzeldi, sohbetin çok güzeldi. Yayın açtığımız zaman ben de takip edeceğim seni. Sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Her şey gönlünce olsun. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Şimdi şuradan direkt şöyle bir yapalım. Teşekkür ederim. Bağışın için limon bağışladın. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hayırlı sabahlar dilerim o zaman hepinize. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi
Arkadaşlar ne yapıyoruz? Şuradan şöyle bir görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz ben de. Teşekkür ederim. Şimdi şuradan şöyle bir işte bu çok güzel bir anı hatıra kalıyor arkadaşlar. Gerçekten böyle güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar, çok çok güzel anılar, hatıralar. Yani bir yandan oyun oynuyoruz, bir yandan böyle birbirimizi tanıyoruz, sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Yani aslında bizim yaptığımız bir şey, burada bir oyun, bir araç bizim için. Yani hayatımızda tamamen buna yönelmiyoruz. Vinci oraya mı kaldıracağım? Tamam, oraya götüreceğim de Vinci şöyle mi yapayım? Aman aşağı düşme de. Şöyle bir Vinci ile ilgili bir şey dedi de bana. Tırı mı götüreceğiz? Vinci rıhtıma doğru. Tırı götüreceğim ben ya. Ha, buraya ineceğiz. Tamam. Seni deponu oraya götürebilirim diyor. Trevor hadi. Bunu kullanabiliriz. Trabin. Şimdi. Malzemeleri götürüyoruz arkadaşlar. Selam, hangi server bu? Server derken. Şey bu. Şuradan bir geçeyim. Ondan sonra sağlı sollu geçiş yapacağım. Yavaş, yavaş gidiyorum. Serkan 26, hoş geldin kardeşim. Şuradan geçiyorum ve ağır ağır gidiyorum baba, böyle tam böyle tırcı edasıyla gidiyorum güzelce. Of, tırın içi de güzelmiş ya. Çocukken kamyon şoförü olacağım, kamyon şoförü olacağım derdim. Annem sağ olsun bana böyle, var ya, hiç unutmam, çocukluğum kocaman böyle bir şey alırdı. Kamyonlardan alırdı. Bizim yokuş aşağı bir ev vardı. Yokuş aşağı böyle üstüne biner, aşağı doğru giderdim ya. Tırlara, kamyonlara bir hoşuma gidiyor yani. Şuradan geçeyim. BB. BB. Kimse seni kıskanmıyor diyor. Oradan bir yandan oyuna odaklanıyorum, bir yandan chat'e bakıyorum, mesajlara bakıyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Hoş geldiniz. JXCHHRC. O nasıl bir isim ya? Ne güzel. Takip etmiş bizi. Devamını okuyamadım. O bayağı bir uzun. Güzel bir isim bulmuş. Hoş geldin kardeşim. Bizi takibe almış. Sağ olsun. Arkadaşlar bütün chat'te yazanları, işte mesajınızı, takip ettiğinizi hepsini oyun sırasında okuyacağım. Hepsini burada paylaşacağım. Onu belirteyim, onu söyleyeyim. Güzel bir sohbet edelim, muhabbet edelim. En azından bir uğradıysanız da bir selam verin, bir konuşalım, muhabbet edelim. Zaten alıyorum selamınızı. Şuradan geçeceğim. İçeriye bırakacağım herhalde. Bu malzeme ta 2013 yılında oynamıştım. Hey. Buraya giremezsiniz. Buraya giriş yasak. Evet, anlıyorum. Hayır, anlamadım ha. Beyanname. Beyanname buraya teslim edin diyor. Adam İngilizce konuşamıyor. Beyanname yanlış okumuş olmalı. Dedi ki oraya gittiğini söyledi. Lan bizim adamı dövüyorlar lan. Grand Theft Auto mu? Aynen. GTA 5 oynuyoruz. Evet, bütün tuşlara bastım. Güzelmiş kardeşim. Güzel, iyi yaptın. Üzgünüm, bunu kendi başına yasak bölgeyi terk et. Aa, malzemeyi aldık. Çantayı aldık. Kaçacağız buradan da. Polisler varsa. Kamyonu çalayım bence. Şuradan kamyonu çal. C
Çekil dayı. Ver 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 ver. Trevor fotoğrafları Çetin Ceviz'e denk geldim o gemiye. Online değil bu ama hangi server? Ben şeyden oynuyorum kardeşim. Hikaye modu oynuyorum. Hikaye modu. Hikaye modunda oyunu bitiriyorum yani. Öyle söyleyeyim ben sana. Bu oyunu ben daha önce oynadım. Bitirdim. Tekrardan oynayıp bitiriyorum. Gelen mesajları okuyorum. YouTube. Hani bunu da söyleyeyim. YouTube'a yüklediğim zaman diyorsunuz ki abi işte kimle konuşuyorsun falan. Şu anda ben canlı yayın yapıyorum. Onun şeyi. Arkadaşlarla konuşurum. Mesaj atan arkadaşlarla. Şuradan bir geçelim. Şimdi anladım demiş Serkan 26. Oyunu şey yaptım ya Türkçe alt yazı olduğu için tekrardan bitirmek istedim. Ana hikayeye odaklanayım, oyunu daha iyi anlayayım diye. O yüzden tekrardan hikaye moduyla oynuyorum bir daha. Ya bu oyunu yıllar geçse de tekrar tekrar oynarsınız. Bu oyun öyle bir oyun ama size şunu söyleyeyim. Benim en çok hayatta sevdiğim oyun Mafya 1'dir. Max Payne 1'dir, Max Payne 2'dir. Ha bir de Mafia 2'dir. Onlar beni çok etkiler. Sizin en çok sevdiğiniz oyun nedir mesela? Onu yazarsanız. Bir de neden sevdiğinizi yazarsanız. Onları okuyacağım. Şimdi. Bakalım şöyle bir. Oho mesajlar geliyor. Ne yazmış kardeşimiz? Abi. Var var. YouTube'da var kardeşim. YouTube'da bir sürü oynadığım oyunlar var. Mafyayı bitirdik. Yani aklına gelebilecek bütün oyunları oynamışımdır ben. Hatta YouTube'da bir kanalım var. Özgür Demir diye. Oradan takip edebilirsin beni. Oradan bakabilirsin. Şey demiyorum yani. Yani millet diyor abone olun da işte beğenin de şunu yapın da bunu. Bir şey demiyorum abi. Bir insan YouTube'da şunu bilmeli. Bir insan sevdiği bir insana abone olur veya sevdiği insanla şey yapar. Kanalını takip eder. Abi adın ne? Özgür Demir. Kardeşim Özgür Demir yazdığın zaman direkt YouTube'da birinci sırada ben çıkıyorum çok şükür. Oradan videolardan görebilirsin oynadığım yayınları falan. Hepsini görebilirsin. Bu arada senin senin ismin ne onu öğrensem ben de iyi olur. Senin adın ne kardeşim? JXCH diye devam ediyor ya. Şuradan şöyle bir devam edelim. Şuradan gidelim ya. Ağır ağır. Görevi de tamamlıyoruz bu arada. Şuradan sağ yap. GTA güzel oyun ya. Hiç bıkmıyorsun bu oyundan gerçekten. Şimdi ben bu kamyonu niye aldım ki? Kamyondan çık. Zaten bir noktaya gitmeyeceğim. Motor. Şu arabayı al ya. Ya hanımefendi varmış. Neyse artık. Hanımefendi kusura bakmayın arabanıza ihtiyacım vardı. Ya normalde bir bayan arabasını almam ama yani yokluğun gözü kör olsun ne diyeyim ya arabamız yok şeyimiz yok. Orada da klasik 55 model bir Chevrolet Bel Air vardı. Çok güzel bir arabadır. Arabada beyaz renk. Talha. Talha kardeşim güzel. Talha. İsmini bence Talha yap kardeşim ya. Hani her insanın ben görüşüne saygı duyarım da belki bir sebebi vardır. Bence böyle bir uzun isim seçeceğine Talha yapsan daha güzel olur. Veya hani belki kullanıcı adı bulamıyorsundur. Hani Talha'yı direkt vermiyordur ama Talha yazarsın veya soyadının birkaç harfini eklersin. Daha güzel olur yani. Tabi sen bilirsin. Bir bildiğim vardır böyle bir yap ismini böyle yapmanda. Şimdi şuradan bir devam edelim. Arkadaşlar anlatın ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Okul nasıl gidiyor? Üniversite nasıl gidiyor? Artık çalışıyor musunuz? Okuyor musunuz? Tatil mi yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyorsa bahsedin chatte. Konuşalım, muhabbet edelim. Yorumlara da atabilirsiniz tabii. YouTube'dan yorumlara da atabilirsiniz. Bak sinyal vermeden geçiyor bak. Çek emaneti. Beni böyle sinirlendiriyorsun işte bak. O sinyali verseydin ne oldu? Lastiğinden oldun. Hatalı sollama yapmayacaksın. Beni sinirlendirmeyecek. Bak. Arabada yağ gibi kayıyor ha. Onu söyleyeyim. Audi değil mi bu? Tatil mi? Vay ne güzel. En güzeli ya. Tatil en güzeli. Talha kardeşim. En güzelini yapıyorsun.
YouTube kanalına abone olacağım demişsin. Teşekkür ederim kardeşim, sağ olasın. Şuradan evimize bir gidelim artık. Bir çayımızı, çorbamızı içelim. Selamünaleyküm. Kimse yok ki ya. Kim var? Şu var. Ne? Nasıl bir şey böyle? Ne yapıyor ya? Bu ne ya? Gelmeye devam etti diyor. Geldi. Bu ne ya? Dürüst bir işim vardı, ona da bok var. Öf. Şu anda aynı yanda şeyde de yayın yapıyorum kardeşim. Twitch'te de yayın yapıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. YouTube'dan, Twitch'ten. İnsan kendine saygı göstermesi. Buna hakkı. Evet, plan yapıyor şimdi. Tamam, gözlemlerimize dayanarak şunu söyleyebilirim ki Mert Weather güvenliğindeki gerçekten bir şeyin üzerinde oturuyor. Sanırım ellerinde bu şeylerden iki tane var. The air, land, and sea routes into the portal be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Now, the other one is off the coast. Şu anda bir şeyi okuyayım, hemen oraya dönüş yapacağım. Operasyon Kuzeni en son görmüş olduğumuz kirede. Talha kardeşimiz demiş ki abi ben de OBS Study'yi indirip yayın işlerine gireceğim. Tamam, ben gideyim. Bence de gir yani. Ondan sonra güzel bir oyundan başla. Hangi oyun olduğu fark etmez ama. İnsanları zaten en çok çeken şu oluyor. Güzel sohbet, muhabbet insanları çekiyor. Yoksa oyunu sessizce oynasan kimse oyunu şey yapmaz. Çünkü biliyorlar. Hani burada yük gemisi diyor. Soygun için bir yaklaşım seç. Açık deniz mi? Yük gemisi mi? Açık deniz hangisi? Yok, açık deniz birazcık tehlikeliydi. Helikopterler olacak. Denizde biraz zorlanırız. Yük gemisi. Soygun için bir yaklaşım seç. Yük gemisi mi? Açık deniz mi? Hangisini seçeyim? Hangisini seçeyim chat? Hadi karar verin. Bak, birinden birini seçeceğim ona göre. Dur bir saniye. Şuradan bir bakayım. Twitch yayınımıza da bir bakalım. Açık deniz diyor, yük gemisi diyor. Hangisini seçeyim ben şimdi merak ediyorum. Yani ya birinden birini seçeceğiz. Ya da tamamen birine yöneleceğiz. Hangisi? Hadi bakalım. Şuradan A mı? Hadi yük gemisi diyorum. Yük gemisi mi diyeyim? Tamam, yük gemisi diyorum. Bu konteyner olmalı değil mi? Etrafa bak. Burada planlara, LS limanı, fotoğrafları çektik. Bir profesyonel gibi davranıyoruz. İçeri girdik, yapılacaklar. Gemi fotoğrafı, kaçış yollarını araştır. Gemi güvenliğini kontrol et. Yaklaşımı kararlaştır. Yaklaşım bu. A seçeneği. Basti Kafal. Tamam. Onayla. Sen Floyd yardım edeceksiniz. Michael ve şu tecrübesiz stajyeri de. Stajyeri dedi de şey. Franklin karakteri. Şu anda Wade görevlerini yerine getirirken burada yaralanmış. İnsan hakları için bunu söylediğim için üzgünüm. Asla sendikaya gidemezsin. Sendika sensin ve bizim için kefil oldun, tamam mı? Bak ona diyorsun. Kokla onu, kokla onu. Trevor ben çalışma yerinde bir soygun planlıyorsun. Bay Raspberry, Tanrı bilir daha neler. Debra'ya zarar vermişsiniz. Bak, kadınım ve sendikam, sahip olduğum her şey bu ikisi. Peki neden? Neden bütün bunları unutmuyoruz ha? Kuzenine olanlardan sonra eğer rahatsan,
Öyle olsun o halde, tamam mı? Ben olsam ona banyo yaptırıp üzerine durulardım. Hayır. Banyo yapmak istemiyorum. Şuradan bir kurtulalım artık. Bir gündüz olsun, bir zaman geçsin. Hava bir değişsin. Kendimize bir gelelim. Öyle değil mi arkadaşlar? Heh, takım elbiseleri çek şöyle temiz temiz. Şimdi uyarı. Kaydet. Otomatik kaydetme bölmesinde hali hazırda otomatik kaydetme ot kökleri Trevor 23.6 yüzde var. Kaydedilen yer 7-3-2019 3 Temmuz 2019 2.22 mevcut oyun ilerlemelerinizi bu bölümde üstüne yazmak istiyor musunuz? Evet. Saat şu anda. Abi bende Forest var. GTA 5 Roleplay var. Sula var. PUBG Mobile var. PUBG ve PUBG Lite var. Ne güzel. Peki en çok sevdiğin oyun ne? Devam de. En çok sevdiğin oynayıp böyle keyif aldın. Mesut Güner'i şimdi Friday'dı. The Game demiş. Buraya. Michael. Michael'ı arıyoruz. Ah Trevor. Hey. Michael, dinle. ICD olmana sevindim. Sana ısınmaya başlıyorum. Los Santos'ta. Yarın ilk lavmamı yapıyorum. Neyse, bazı olaylar oluyor diye duydum. Öyle mi he? Evet, tamam. Tamam, dinle. Biraz hazırlık yapman lazım ama şimdiden süper görünüyor. Seninle takılan çocuğu getir, Franklin'i. Tamam, bunu da yaptık. Lie low, longity. Demiş, şöyle bir geçiş yapalım. Bu kokmuş değil mi diyor. Şimdi biz kimin yanına gideceğiz? Bizim arabamız nerede? Garajda bir arabamız olması lazım, öyle değil mi? Garaj neredeydi? Garajı bulamıyorum ben. Tamam, evdeyim. Ha, artık ben kimin yanına gideceğim? Michael'ın yanına gideceğim. Michael görevine geçiyoruz. Abi bir de Outlast 2 var. O Outlast çok eskiden oynadığım bir oyun vardı. Bir zamanlar oynamıştım onu. Güzel oyundur. Ya oyunlar artık zaten güzel yapıyorlar arkadaşlar. Yani bütün oyunların hepsi kaliteli güzel oluyor. Zula ve GTA 5 var abi. Bir de Outlast 2 var. Çok güzel. Şuradan bir geçelim. Zaten bir şey yaptılar bize. Neydi onun adı? Yeşil içeceği içme. Baskın yaptılar yayına arkadaşlar, onu söyleyeyim. Herkes bir anda bir geldi. Sağ olsunlar, böyle beni bayağı bir neşelendirdiler, mutlu ettiler. Yani böyle bir sohbet muhabbet güzel oldu. Şu takım elbisemizi bir çekelim ya. Burada, şurada bizim. Burada. Hangisi bu güzel? Barut takım. Yok, gri takımda. Takım elbise ceketleri. Sadece ceket mi var? Takım elbise yelekleri. Ha, yelek yokmuş. Süvetler de yok. Tamam, bu güzel ya. Buradan şimdi çıkalım. Evde kimse yok. Çoluk çocuk gitti. Kadının evden gitti ya. TV'yi açmak gibi. Bir yalnızlık hissediyor insan. Burada bir kapı daha var. Çocuğun odası lan. Nasıl bir oda ya? İnsan içi kararır ya. Bu ne böyle? Oyunda Outlast 2 var demiş. Talha kardeşimiz. Evet, onu okumuştum biraz önce. Şimdi arkadaşlar buradan görev yerine doğru gideceğim. Ama beni soru işaret. Ben kiminle şeyin yanına mı gideceğim? Trevor'ın yanına gideceğiz değil mi biz burada? Görev icabı. Bir de Franklin'e bakayım. Franklin ne yapmış? Evet arkadaşlar. Talha kardeşim. Abi senin kameran var mı demiş. Ya kameralı yayın şöyle. Ya bazen yani şimdi düşünüyorum aslında kameralı yayın yapmayı düşünüyorum da. Böyle daha iyi. Biraz böyle bir devam etsin, sonra zaten kameralı yayına başlayacağım arkadaşlar. Onun zamanı gelecek ama ben böyle daha çok seviyorum. Hani
Daha güzel oluyor bence yani. Çünkü daha rahat ediyorum böyle. Çünkü kameranın karşısına geçtiğim zaman çok ben o konularda çok hassasım böyle. Daha dikkatli olmam lazım. Daha böyle bir ona göre bir hazırlık yapmam lazım. Ondan sonra. Ama uygun bir zamanda o da gelecek yani. Kameralı yayınlar da başlayacaktır. Söyleyeyim ben size. Şöyle güzel bir şey alalım da adam şöyle güzel giyindireyim ya. Takım elbise. Takım elbise. Vay. Pantolon nerede? Barut ceket, takım elbise. Tamam, bu güzel. Ha şöyle ya beyefendi ya. Tamam, takım elbise, ayakkabıyı değiştireceğim. Tam takım elbiseler. Yok şu güzel oldu ya. Şu güzel oldu da takım elbise. Ceketleri nerede? Ceketleri abi, silahlarını gösterir misin? Abi senin kamera var mı? Abi silahlarını gösterir misin? Silahları göstereyim de evden çıkınca göstereyim. Şimdi burada biraz sonra açarım ben silahları. Silahları gösteririm. Dur bakayım. Düğmeli takım elbise yelekleri. Ha. Şu. Tamam. Ayakkabı ya. Ayakkabılar. Kösele ayakkabımız vardı. Çift tonlu ayakkabı. Beyaz atlı. Hani bizim ayakkabımız vardı. Şey takım elbise ayakkabılı. Şık ayakkabılar mıymış o? Kundura diyor. Siyah gri. Gri yılan ayakkabı. Tamam. Gözlük falan var mı? Neyse çıkalım artık. Şuradan silahları şuradan şuraya çıkayım da şurada göstereyim. Şuradan çıkamıyoruz değil mi? Silahlar bu şekilde. Roket atar var. Pompalı var burada. Ondan sonra ne? Pompalı tüfek, roket atar, el bombası, tabanca, o da şey herhalde. Baretta falan olması lazım. MP5, tabanca, AK-47. Keskin nişancı tüfeği. Bunlar var. Keskin nişancı tüfeğiyle şöyle bir bakayım etrafa. Şuraya ateş edeyim mi? Neyse. Şimdi şöyle yapalım. Bizim artık bir görev belirlememiz lazım. Göreve gitmemiz lazım. İlk önce bir köpek. Yok, köpeğe gezdirmeyeceğim. Bir dursun orada, yatsın yerinde. Ona uygun bir zamanda gezdireceğim. Arabama binip bu parayı buldu ya, tabi arabayı da aldı. Şimdi şeyin yanına gideceğim. El bombası değil ya. Şöyle yapayım. Silahsız, evet. Trevor, Michael sana ne öğretiyor bilmiyorum ama benim planım hazır. Nasıl ateş edeceğini öğrenmelisin. Kaldır kıçını ve bir atış poligonu silahçıya git demiş. Silahçıya mı gitmem gerekiyor benim şimdi? Trevor'u bir arayayım bakayım ne yapıyor. Telefon meşgul. Trevor'un kendi işi var demek ki. Michael'ı bir arayalım. Takılma. Hey Mike, it's me. You doing anything? You want to hang out? Yeah, cool. Cool, I'm coming by. Sana geliyorum. Hadi Michael'ın yanına gidelim. Michael'la buluş. Michael nerede? Buradan yolu uzatır mıyız ki? Şuradan geçelim ya. Burası satılıkmış bu ev. Şu arabaya bayılıyorum be. Abi haritada T ve B var, oraya git diyor. T ve B. He, oralara gideceğim de evet. Oralara gideceğim kardeşim, aynen doğru söylüyorsun. Şuradan bir sol yapayım. Kamerayı biraz açayım şöyle. Arabayı şöyle sürmem daha iyi değil mi? He? Böyle daha gerçekçi oluyor sürüş. Michael'ın yanına gitmem lazım ama. Ben çarpmamışız ha. Michael biraz ileride. Araban tekerleği. Öyle fena makas atarım ha.
O kırmızı neydi? Ha, hırsızlık olayı. Geldim Michael, geldim. Abi haritada TBB yer, görev yeri. Tamam, oraya gideceğim de Michael'la bir en yakın aktif radara görülebilir. Çiğ içilecek yer var. Berber var. Peki başka şeyi arayabiliyoruz mu? Şeyi arayabiliyoruz herhalde. Trevor'ı arayalım bir de. Trevor meşgul. Burada içki içilecek yer var. Şimdi Michael'la buluşacak, Michael'la buluşacağız arkadaşlar. Hani görevimiz... Tamam, buraya bak. So you got everything and you're unhappy. I don't get it. Well, I guess you gotta have something to complain about. Bu arada mesajlar okuyalım bakalım. Lester, Vinewood tepesine bir motoru bulacaksın, acele et. I told you. Dur, Lester'ın hızlıca kirli çamaşırlara bak. Lester'ın mesajları var sürekli. Şuradan şeye gideceğim. İçki içilen yer var ya, oraya gideceğim. Bir yandan arabayı sürüyorum, bir yandan telefona bakıyorum. Aslında iyi bir şey değil. Şurada e-posta. Deniz yarışı. Mühleç, silahlar. Postlar rant için tuşuna bas. Başka şu deniz. Geçtik mi? Ha, içki içilen yer şurada. Şuradan bir geçelim. Vay be, nereden nereye geldik ya? Aynen kardeşim, bir şey yapalım, şöyle bir kafa dağıtalım. Şimdi kafaları çekelim burada. GTA'da da içkiye zam gelmiş mi ki? İçkiye, sigaraya zam geldi ya, GTA'da da gelmiştir herhalde. Şuradan bir 70'lik rakı 150 TL arkadaşlar. Şimdi neyse, biz burada şey içelim, başka bir şey içelim. Hadi gel dostum. Güzelce kafaları çekelim, gidelim. Buradan Harun 5634 bizi takip etmiş. Teşekkür ederiz kardeşim, hoş geldin yayınımıza. Evet, kafalar güzel. Kafamız pırıl pırıl. Oo, fena fena, çok kötü lan. Çok, çok kötü ama var ya. Karnım ağrıyor, karaciğerim ağrıyor, gözlerim ağrıyor, kolumu hissedemiyorum. Kafa güzel tabi, buradan şeyi bırakacağım şimdi. Bak, ben bir şey yapmıyorum, araba sağa gidiyor, sola gidiyor, ben sadece düz gidiyorum. İşte alkollü araba sürmenin kötü tarafları. Şu öndeki giden araba var ya, çok güzel bir araba. Şu Michael'ı bir bırakayım da. Heh. Michael'ı bıraktım. İyi oldu ya. Adam sağ salim evine bırakayım da rahat et. Şimdi. Tamam. Buradan şöyle bir geçelim. Şimdi B ile T'ye gidelim. Talha kardeşimizin dediği gibi. Oraya bir gidelim. Bu arada GTA 5 ile olan hatıralarınızı, anılarınızı ilk ne zaman oynadınız? Hani nasıl oynadınız? Bazen mesela aileniz der ya işte, karnen iyi gelsin, okul zamanında okuyorsanız eğer, karnen iyi gelsin. İşte ben sana tutacağım, PlayStation alacağım veya işte şunu alacağım der, öyle şeyler, şartlar koyarlar ya. Ondan sonra öyle mi şey yapabildiniz? Şuradan uçalım. Böyle güzel uçulur. Ağır çekimde uçuyorum şu anda. Abi GTA 5'i bitirdikten sonra oynayacak mısın? GTA 5'i bitirdikten sonra sence ne oynamalıyım kardeşim? Mesela GTA 5'i bitirdikten sonra ne oynayabilirim? Ben şeyi düşünüyorum, Call of Duty Modern Warfare Remastered var ya, onu oynayıp bitirmeyi düşünüyorum. O oyunu, çünkü sevdiğim bir oyun. Öf, arabanın yanı gitti.
Hatta teker de gitti bak. Teker gitti. Lan lastik izine bak, gerçek diyor. Lastik izi çok iyi ya. Of. Ya oyun var ya, hakkını helal olsun ya şu oyunu yapana. Lastiğin izine bak yani. Gerçekten çok iyi arkadaşlar, öyle değil mi? Bunlar ne yapıyor? Ablacım siz ne yapıyorsunuz? Bir bira mı içiyorsun orada? Bak lastiğin izine bak arkadaşlar. Çok iyi yapmışlar yani. Çok harbiden efsane oyun. Şimdi T'ye doğru gideceğim. Bisiklete mi binsem? Bisiklet de parçalanmış. Bu araba nasıl geçer biliyor musunuz? Bakayım bu sefer düzelecek mi? Bak gene takılıyor. Gene takılıyor. Lastik bitti yani. Oradan vurduk ya şeye. Hep bu bölümü oynayınca aklıma sen ne dersen onu. Vallahi bundan sonra GTA'yı bitirmeyi istiyorum. Çünkü GTA gerçekten arşivimize eklenmesi gereken bir oyun. Yani şu, orada güzel şeyler var. Şunun duruşuna bak. Şu güzelliğe bir bak. Lan geçin oğlum. Araba dediğim böyle olur işte. Arşivime eklenmesi gereken bir oyun yani GTA. Şu güzelliğe bir bakar mısın? Al abi. Tamam ha şöyle aç. Camı kırmadan sakince. Çok güzel araba ya. Müziği bilerek kapattım. Çünkü yoksa telif hakkına giriyor. YouTube'a yüklüyorum ya bölümleri. Ondan dolayı. Aa ara şu. Şu T'ye gidelim artık ya. Şu T'ye bir varalım. Neredeymiş bu T? T noktasına gidelim. Şurada. Tony ya. O ne alaka ya? Ben onun niye yanına gidiyorum? B'de ne var? Barry. Tamam bu görevleri mi yapmam lazım benim? Tonya'nın yanına gidelim bakalım. Şu kız vardı ya bir tane, onun yanına gidelim. Yokuş yokuştan çıkarken araba nasıl zorlanıyor? Vallahi belli olmaz. O günkü kafama göre böyle değiştirebilirim içeriği. O anki halime göre. Yani canım ne istiyorsa ona göre belki bir oyun oynayabilirim ama Call of Duty'yi düşünüyorum. Çünkü Call of Duty 1'i oynadım. Call of Duty'nin bir tane oyunu daha vardı şey. Neydi ya, Call of Duty'nin bir tane oyunu daha vardı. İşte ek paketi Offensive Pack miydi, öyle bir şeydi. Onu bitirdiydim. Ek paketi Call of Duty 1, bir de ek paketi var. Sonra Call of Duty 2'yi oynadım, onu bitirdim. Tabii Call of Duty 2 efsaneydi bu zamanlar var ya. Muhteşem bir oyundu. Hadi atla bakalım. Gel. Senin yanına mı geleyim ben? Tonya hiç berbat bir... Temizledin mi? Lamar canın cehenneme. Franklin ya da her neyse. Bloktaki herkes seni Vinewood'a gittiğini biliyor. Kahretsin. Kahretsin Vinewood'a gitme 1992 bitiremeyeceğim anlamına geliyor. Affedersiniz bak özür dilerim. GB değil, yardıma ihtiyacımız var, her şeyi kaybedeceğiz, tamam. Benim ne yapmam gerekiyor? Eskisi gibi bu, çekici bir küçük yardım. Senin gibi gerçek bir adam hiçbir şeyden pek alan, sadece kendini toparla. Şimdi çekiciye git. Ya gene şu çekici görevi mi ya? Tonya'yı bekle, gel bakayım. You never could say no to me, Franklin Clinton. I ain't so cracked out I don't remember that night behind the burger shop. Not this again. What, we was like 13? But you was a man after that night. Damn, every time with this shit. And nothing even happened. It's all good, baby. I know that wound ain't healed. Yo, we fucked and that's it. I'm still mad at you.
Hadi bakalım gidelim buradan. Buradan da ileriden de sağ yapacağım. You know the drill. Arabanın rengi de harika ya. İşte bizim araba diyor. Çekiciyi aldık. Yine bir tuhaf tuhaf görevler yapacağız. Abi, bu görevi çok iyi biliyorum diyor. Tamam bize eşlik edersin kardeşim o zaman. Beraber oynarız. Güzelce. Çekici. Peki arkadaşlar şeyi kullanıyor musunuz? Twitch. Twitch platformunu kullanıyor musunuz? Yani Twitch'te bir şeyler yapıyor musunuz? You know I don't copy. I'm an original. Yeah, we got you. JB still sick. Man, you sure you need me? Cuz you look like you know what you doing. Şuradan bir gidelim. Şöyle ağır sürelim şuradan. Bu arada görüntü nasıl arkadaşlar? Sesim nasıl geliyor? Veya oyunun görüntüsü nasıl geliyor size? İyi geliyor mu? Şuradan bir sol yapalım. İleriden de sağ yapacağım. Ya biraz bassaydın kaza. O el hareketini. Kim o? Bana arkadan biri ateş ediyor. Lan çete miymiş bunlar? Ya bir gidin oğlum ya. Ortalık karıştı ama. Ya bu görev, ben de diyorum ki niye bu görevi? Ben ana senaryo benim için. Önemli olan ana senaryo. Çekici görevini istemiyorum ben de. Neyse. Artık başladık. Başladığımız işi tamamen bitirmemiz gerekiyor. Hayatta da öyledir. Bir işe başladıysak o görevi yerine getireceğiz. Ne olursa olsun. Ucunda ölüm dahi olsa söz verdiğin işi yapacaksın. Yerine getireceksin. Hayatın en temel kanunlarından, kurallarından bir tanesidir. Verdiğin sözü tutmak. Güvenilir olmak. Güven çok önemli arkadaşlar. Hani güven bir ruh gibidir. Bir terk ettiği bedene geri dönmez derler ya. Gerçekten öyle. Bir insana güvenmek istiyorsanız ona bir şey bir görev yaptırın. Eğer yapıyorsa, gerçekten sözünü tutuyorsa o insan güvenilir demektir. Çekicinin arkasına çekilecek aracın tamponu yanaştır. Şu mu? Şöyle yapıyoruz. Şöyle gel. Düşünsene bunu şöyle çekeceksin arabayı. Arkaya bakarak. Şöyle gel 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 gel, sol yap. Dur. Aynadan da bakalım. Aynada gözükmüyor ki. Bakayım yanaşmış mıyım? Ha, iyi, düzgün. Kaldırıyorum bak. Aracı otoparka çek. Şuradan bir gidelim. Abicim bir saniye ya. Dayı. Dayı bir önüne bak şapkalı. Şşş. Hop. Lan oğlum ben vallahi vururum bak ha. Adam. Panikledi diyor. Adamı vurursan tabii panikler. Beni sinir... Lan oğlum şimdi en baştan başlayacağız. Dispatch, what you got? 10-4. We got an SUV in a handicapped spot without a sticker at the Lucky Plucker in Little Seoul. Do you copy? I don't copy. I'm an original. Bir an önce hızlı bir şekilde gidelim oraya da. Bir an önce hızlı gidelim mi? Bak canım sıkıldı ya. Şuradan kestirme bir yol bulabilir miyim arada? Şurada bir yer var.
Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications, honey. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. Hadi lan. What, you going in this place? Ha, burada kaldık. Yemin ediyorum burada kaldık. You did think you were so clever. Remember Davis High? You didn't learn shit at that school. Kurtardık ha, iyi. Kestirmeden gidip diye. Nerelerden dolanıyoruz var ya. Look where you going. I said go easy on the truck, fool. Real talk now. Buradan sol yapsak. Şuradan da sağ yapsak. Kestirmeden ulaşırız herhalde oraya. Neredeymiş bu araba ya? İyi, kestirmeden gittim, güzel. Kimseye bulaşmayacağım, efendi gideceğim. Arabayı alacağım, geleceğim. Kimseye de ateş etmeyeceğim. Bak, biraz önce ateş ettik, ne oldu? Lan bir yol verin, yol. Al abi arabayı. Şuradan şöyle bir geçelim. Şöyle. Uyuyor mu ya? Bir yol ver ya. Buradan sağ yapıyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Talha kardeşim, sağ olasın. Şuradan da ileriden sol yapacağım. Yeah, that's true. Same shit but nicer car. It's an honest dollar and there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't. Gözü görebilseydim ya, o pahalı para dostum, JB'nin toparlanması gerekiyor diyor. A hard time sitting on his ass smoking crack. I gotta keep his hours up. Word is they gonna sell the business. Şuradan dümdüz git. Good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece 2 years back. I see the problem, but I just don't see that as mine. İlerden de sağ yapacağım. Şuradan da sağ yapayım. Dilenci mi onlar? Onlar da yolda dilenciler. Kalender onlar ya, kalender. Hani dilenci demeyeyim de kalenderler yani. Allah'ın ne yapsınlar, ellerinin avuçlarında yok öyle. Dileniyorlar adamlar yani. Allah yardım etsin kardeşim, ne diyeyim, vallahi olay değil yani. Devirde böyle oyunda bile dilencileri yapmışlar yani, hayatta herkesin bir sıkıntısı var değil mi? Nereye gidiyoruz? Şuraya mı çekiyoruz araba? İşaretlanana bırak önceden olduğu gibi tatlım. Dönmedi ya koca şey. E tuşuna basacağım diyor. You sure you ain't been smoking? Lan yanlış yere bırakırız da sonra bize şey yapar. Hadi şu sarı noktaya yanaştırsam az kaldı. I'll make it up to you, Franklin. You know I will. See you round. Abi abone oldum, bildirimleri açtım. Bir sürü oyun varmış diyor Talha kardeşim. Kardeşim çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sen de bizim ailemize hoş geldin ve bizim aileye katıldın. Şimdi burada bıraktık şeyi. Görev başarılı, sakin. Hey bebeğim deme, neredesin? Arabayı bıraktık. Bu görev böyleymiş. Saat kaç oldu? Bu bayağı olmuş. Yayına devam edeyim mi etmeyeyim arkadaşlar? Biraz bayağı bir zaman geçti çünkü. Tamam, şuradan bir şey yapalım şöyle. Bu görevi tamamladık.
dursun. Şurada bir çay molası veriyorum arkadaşlar. Hemen geri geliyorum. Bir çay alayım geleyim, tamam.